Oranın şimdi inşallah lambalarını filan da dikeceğiz. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çelçi, belediyenin 2020 yılında yaptığı çalışmaları anlattı. Elektrik faaliyetlerin olacağı, toplantıların yapılacağı. Yunus Emre Millet Çarşısı konferans salonunda düzenlenen basın toplantısına AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunus Emre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Çelçi, Yunus Emre Belediyesi'nin 7 yıl önce kurulan bir belediye olduğunu, kendisinin de kurucu belediye başkanı olarak Türkiye'de örnek olan önemli projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. İkinci dönemde de hizmetlere kaldıkları yerden devam ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Çelçi, bu hizmetleri de zaman zaman kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Yunus Emre Belediyesi'nin 2020 yılı çalışmalarını değerlendiren Başkan Çelçi, geride bırakılan yılın koronavirüs pandemisi dolayısıyla zor bir yıl olduğunu söyledi ve belediye olarak 2020 yılında yaptıklarını özetledi. 2020 yılı tabii zor bir yıl oldu hem bizim için, hem ülkemiz için, hem dünya için. Mart ayının başlarında başlayan bir pandemi ve koronavirüs hadisesiyle birlikte ciddi bir sürece girildi. Enfeksiyon ve yayılma had safhadaydı. Ama Türkiye, yine hükümetimiz çok ciddi tedbirler aldı, çok ciddi çalışmalar yaptı. Bizler yine yerel yönetimler olarak ciddi çalışmalar yaptık. 760 bin, yaklaşık 800 bini şu anda da aşmış durumda maske dağıttık pandemiden beri. 20 bin adet kolonya ve dezenfektan dağıttık. Pandemi sürecinde 37 personel ve 24 araçlık sosyal destek vefa sosyal destek grubuyla 12.600 haneye ulaşıldık. Salı pazarı ve ayrıca sosyete pazarı faaliyete geçti. Projelerimizden bir tanesi İrfan Meclisi, Manisa'nın ve Yunus Emre'nin geleceğini inşa edecek. Orada çok ciddi entelektüel faaliyetlerin olacağı, toplantıların yapılacağı, yaşayan ruhu olan bir eser kazandırdık. TOKİ'de 1500 konut bu sene hizmete girdi arkadaşlar. TOKİ bölgesinde, o bölgede bir ortaokulumuz ve bir ilkokulumuz hizmete girdi. Aynı bölgede 2 adet cami bitirildi ve hizmete girdi. 150 bin metrekareye yakın bu pandemi sürecinde biz yol yaptık. Kilitli parke taş yaptık arkadaşlar. Yine 24.600 metrekare kaldırım, tamir, tadilat çalışması. Muhtarlıklar Müdürlüğümüz nezdinde 10.000 zeytin, 4.000 ceviz, 2.000 badem ve 2.000 incir, toplam 18.000 vatandaşımıza, köylümüze, çiftçimize ağaç dağıttık. 11 bin adet erzak kolisi, 11 bin adet fakir fukaraya, 250 aileye kıyafet yardımı, 20 ton kömür yardımı, 3 ailenin evlerinde tamirat, tadilat, 355 aileye eşya. Başkan Mehmet Çelçi, 2021 yılı içerisinde hayata geçirilecek projeleri ise şöyle sıraladı. Türkiye'nin en büyük bilim merkezini burada kuruyoruz. Aşağıda hem kadın kooperatiflerine hem de bizim lokallerimizdeki hanım kardeşlerimizin ürünlerini satıp teşhir edip pazarlayabilecekleri büyük bir mağazayı hizmete açacağız. Yuntağı Pelitalan köyümüzde kırsal kalkınma merkezi hizmete alınmış olacak. Atatürk Mahalle Parkı da şu anda hizmete girmiş durumda. Çimler işte ekildi, yeşillenecek. Onları bekliyoruz. 2021 yılında yapımına başlayacakları projeleri de anlatan Çelçi, Manisa'ya müjdeli haberler verdi. Belediye meydan projemiz. Yine ikinci çok önemli bir projemiz TOKİ'de 3. etap ve 4. etap 1000+400, 1400 konut inşallah 1-2 ay içerisinde ihalesi bitecek. Yunus Emre Hayvan Barınağı. Yine bir önemli proje bizde olmayan Muradiye ve Muradiye'de Yunt Dağı canlı hayvan pazarı. Bir diğer önemli projemiz Süreyya Parkı, biliyorsunuz bize geçti. Projesini yapıyoruz. Orada bir millet bahçesi projemiz var. Turizme yönelik, biliyorsunuz Ortaköy'de ciddi bir tesis yaptık.
aynı bölgede arka tarafta bir kamping merkezi kuracağız. Çalışmalarını devam ediyoruz. Yine bunun yanında yukarıda Er Meydanı'nda orada bir tribün eksiğimiz vardı. Onu da inşallah ilave tribünün projesi yapılıyor. Yunt Dağı Spor Merkezi orada yan tarafta güzel bir futbol sahasını bu sene başlayacağız. İnşallah o da bu sene biter. Muradiye'de kapalı spor salonunun yanında güzel bir spor kompleksi, amatör maçların yapılabileceği bir spor kompleksi. Aygay'ı 3 boyutlu sanal tur merkezi bu projemiz var. Osmancalı fosil ağaç ormanı düzenlemesi, çevre düzenlemesi böyle bir proje çalışmamız var. Akçaköy'de sosyal tesis ve Antep fıstığı işleme ünitesi tesisimiz var. Türkmen Şelalesi'nde bisiklet ve yürüyüş parkuru ve sosyal donatılarla ilgili bir çalışmamız var ve Pelit alanda da bir halı saha çalışmamız var. Üzerinde çalıştıkları projelendirme aşamasında oldukları huzur evi, aş evi, yeni mahalle sosyal tesisleri, Barbaros sosyal tesisleri, Horozköy Kur'an kursu, Millet Çarşısı Kütüphanesi, Aqua Park, Engelli Yaşam Merkezi ve Horozköy sosyal tesislerinden de söz eden Çerçi, bu fikirler üzerinde de çalışacaklarını söyledi. Yunus Emre Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydeden AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur da burada yaptığı konuşmada Başkan Mehmet Çerçi ve ekibini kutladı. Türkiye'de herhalde birkaç ilde varsa vardır. Onun ötesinde hiçbir ilde biz böylesi proje görmedik. Yani Yunus Emre Belediye'miz çalışıyor. Geleceğimiz için çalışıyor. Tüm belediyelerimiz çalışıyor. Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi Beyefendi'ye, İlçe Başkanımız Fatih Katıöz Beyefendi ve bu iki güzide insanın bir tarafta belediyemizin meclis üyelerine, personeline, müdürlerine, A'dan Z'ye, sokakta temizlik yapan kardeşimizden en üstteki belediye başkanımıza kadar, teşkilatımıza ve tüm belediyedeki bu arkadaşlarımızın bu gayreti için dua eden, destek veren tüm hemşehrilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.